Videoya geçmeden önce sizlere tarayıcıların efendisi olan Operacı X'ten bahsetmek istiyorum. Operacı X sıradan bir tarayıcı olmamakla beraber içinde birden fazla özelliği barındıran gelişmiş bir tarayıcıdır. Peki nedir bu özellikleri? Özelleştirebilir GX modu ile tek tıklamayla tarayıcınızda her şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela bir tema seçelim. GX mağazasına giriyoruz ve burada bir sürü tema bulunmakta. Bize en çok yakışan savaşçı temasını seçiyoruz ve tek tıklamayla kuruyoruz. Arka plan müziği, klavye sesleri, destekli açma kapama seslerine kadar her şey mevcut. Peki bu özellikleri tek bir panelden açıp kapatabileceğinizi biliyor musunuz? Bunun için GX mod panelimizi açıyoruz. İstemediğimiz özellikleri kapatıp açıyoruz veya da sıfırdan kendi temamızı oluşturabiliriz. İsterseniz temamıza farklı renk şablonları da uygulayabiliriz veya arka plan resmini değiştirebiliriz. Peki bu kadar mı dediğinizi duyar gibiyim. Hadi ama dalga mı geçiyorsun dostum? Sol panelde bulunan ChatGPT ile projelerini çözebilirsiniz veya Chesson 2 kullanarak tasarımlar yapabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda oyun oynamayı çok seviyorsanız arka planda çalışan tarayıcılar başınıza bela olabilir. İşte burada bir kez daha Operacı X devreye giriyor ve GX kontrolör kullanarak tarayıcımızı limitleyebiliyoruz. Mesela belleğimi çok kullandığı için sadece tek tıkla 4 GB'a kadar düşürdüm. İşlemcimi de aynı şekilde sınırlayabiliyorum. Hatta gelin birlikte test edelim. Sol tarafta tek sekmeli bir Chrome tarayıcı var. Sağda ise bizim tarayıcı efendisi Operacı X var. Görev yöneticisiyle karşılaşma yaptığımda tek sekmede kimin daha çok bellek kullandığını görüyoruz. Üstelik GX kontrolör bu kadar da değil. Tek bir panelde ücretsiz oyun haberlerini hem de tarayıcı oyunlarını sunmakta. Sanırım ikna oldunuz ama tarayıcı değiştirmek zor mu diyorsunuz? Tek tek oturum açmak, yeri işaretlerini tek tek kaydetmek zor mu? İşte buna da bir çözüm mevcut. Tarayıcı ayarlarından tek bir tıkla hangi tarayıcıda kayıtlarınız varsa Operacı X sizin için bu verileri kendine aktarabiliyor. Sadece 3 saniyede tüm veriler tarayıcınıza ekleniyor. Ayrıca istediğiniz eklentiyi kurabilirsiniz. Tüm eklentiler uyumludur. Açıklamadaki linkten Operacı X'i indirebilirsiniz. Herkese tekrardan merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte seçim yarışı İstanbul serimizin ilk bölümüyle karşınıza gelmiş bulunmaktayım dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık? Age of History topluluğunun en iyi modlarından birisini incelemiştik dostlar. Bugün ise sizlerin karşınıza seçim yarışı İstanbul'da gelmiş bulunmaktayım. Kendi partimizi, kendi belediyemizi inşa edeceğiz ve civar partilere savaş açacağız arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenip mutlaka da kanalımıza abone olmayı unutmayınız dostlarım. Saat 18.00'da 1 milyon Nazı askeri serimizin 11. bölümü geliyor. 11. bölüm dönüm noktası. Yani Türkiye artık yavaş yavaş işgal edilmeye başladı arkadaşlar. Sizlerin taktiklerinize acayip bir şekilde ihtiyacımız var, bilginiz olsun. Bu arada ben bu oyunun videosunu sizlere çekeceğime dair bir söz vermiştim. Lakin oyunu Play Store'dan kaldırmışlar. Ben de gidip lisanslı bir siteden indirip oyunumuzu açmış bulunmaktayım arkadaşlar. Eğer isterseniz buradan orijinal bir leader'ı da satın alıp oynayabiliriz bu arada. Bilginiz olsun, yani seçmenize bağlı. Şimdi ben öncelikle arkadaşlar Ataşehir'i seçiyorum. Biz Ataşehirliyiz. Daha sonrasında ise buradan hemen Sezer Akkaya adında bir liderimizi oluşturalım. Sezer Akkaya. Seç diyorum. Evet, oyunumuzun açıldı. Şimdi arkadaşlar otobüsümüz bu şekilde gördüğünüz üzere. Siyah tasarım üzerine gidilmiş. Lakin en son biliyorsunuz ki siyah bir tasarım yapmıştık ve bayağı büyük haritamız olmuştu. Bu sefer haritayı mavi bir desenle işgal etmek istiyorum arkadaşlar ben. Turuncu da olabilir aslında ya. Yok ya. Mavi mavi. İkinci rengimiz ise siyah arkadaşlar. Logomuz ise ne olsun? Logomuz ne olsun şöyle bakalım be. Abi bu sefer bir işgalci bir parti olalım mı? İşgalci parti, evet. Kesinlikle işgalci bir parti olalım. Logomuzun rengi ise arkadaşlar beyaz olsun. Ama işgalci parti böyle olmuyor diye biliyorum ben. Üstten yumruk olması lazım. Ya bu kötü ya. Bozkurt olalım arkadaşlar. Desen varmış burada. Yani bu desen daha çok iş görür. İsmimiz. Kardeşim, partimizin ismi şimdiki hal. Siz yorumları yazdıktan sonra değişecek tabii ki de. Partimizin adı şimdiki hal ne olsun? Türk Kalkınma. Dur lan. Partin he. Türk Kalkınma Partisi. TKP ama işçi partisi oluyor. Ne yapalım? Arkadaşlar Turan Birlik Partisi olsun. Tamam mı? Videoda düşündüm. Turan B Birlik Partisi. TBP. Güzel parti bu arada. Turan Birlik. Yani bence üstüne bir adam isim bulamaz ama bilmiyorum. Bulursanız yorumlara yazın. Turan Birlik Partisi. İsmimizin rengi beyaz olsun. Seç diyorum. Evet arkadaşlar. Plastik suratımı oyuna başlamış bulunmaktayım. Haritamıza bir bakmadan önce öncelikle etrafa bir bakalım. Nelerimiz varmış? Burada Atatürk'ümüz var. Bayraklarımız var. Bu arada Turan'ın rengine de uydu. Güzel oldu. Konvoyumuzu geliştirebiliyoruz. Haritamıza bakabiliyoruz. TV kanallarına konuk olabiliyoruz ve video izleyip bütçe toplayabiliyoruz. Ben bir haritamıza bakmak istiyorum. Evet. Yani 2024 versiyonunda yine aynı arkadaşlar. Yani üzerine bir şey koymuşlar mı zaten, ileriki seferlerde bakacağız buna. Ataşehir bizde. Buraya CHP bakıyor. Ben önce burada bir anket yapmadan önce arkadaşlar konvoyumu geliştirebilirim veya da bir televizyona konuk olabilirim. Televizyon kanalına bir konuk olalım. Yanındaki haberlerine göre İstanbul genelinde beğeni toplarsın. Her gün bir kez TV'ye çıkabilirsin. TV'ye çıkarsan takvimden bir gün geçer. Oyun acaba neden Play Store'dan kaldırdılar, hiçbir fikrim yok. Evet, plastik surat. Haydi bakalım.
Hazırsanız başlayabiliriz. Tamam. Aa, bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Ordu, ev, özlemişim lan. Bayrak. Onun bayrağı sorgulayamazsın. Bayrak her zaman kardeşim basılacak. Tren, bayrak, köprü, ev. Bizim için önemli kardeşim. Bizim için önemli. Bayrak, ordu, köprü, tren, para, tren, ordu, tren, ordu, para, bayrak. Oğlum bunlar niye düşmüyor lan? Düşün artık. Tren, tamam, para, bayrak, tren, para. Oğlum düşsenize. Tamam. Bu da düştü. Ve tamam, çok güzel. %100 başarı elde ettik arkadaşlar. Turan Birlik Partisi İstanbul genelinde büyüyecek. Bu kadar net. Oho! Yeah yeah! Reklamları kaldırmayı unutmuşuz ya. Neyse, şimdiki her bir şey demeyin arkadaşlar. Ben kaldırıp geliyorum hatta reklamları. Arkadaşlar, reklamları kaldıramıyorum. Bakın. Satın almaya çalıştığınız öğe bulunamadı. Ne yapacağım ben? Taktikleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Neyse, şimdi en son biliyorsunuz ki televizyonlara çıktık ve televizyondan %100'lük bir başarı elde ettik. Haritamıza gelin bir bakalım. Hatta bir anket yapalım abi. Anketimizi yap bakalım. Yani yine burada bir varlığımız gözükmedi arkadaşlar. Neyse, ilçede etkinlik yapacağım. Bir alt etkinliği, miting düzenle, şehir turu düzenle, partilerle toplantı düzenle. Şehir turu düzenlemek istiyorum abi şimdi ben. Tamam mı? Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, gül atacağız. Bunu nasıl atıyorduk la? Aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. %22 mi? Şurada tek başına bekleyen reis, al. Çiçek. Çay da atmaktan iyidir kardeşim. Hayır, bitmesin. Evet, iyi gidiyoruz. Oyunu niye kaldırdılar acaba ya? Bunun hakkında fikir beyan etmek isteyen varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazsın. Çok merak ediyorum niye kaldırdıklarını. Güzel oyun bence. Hatta normal seçim oyunu 2024'ten daha iyi. Baksanıza, farklı farklı mekanikleri var. Al kardeşim çiçek. Belediyemiz sizinle büyüyecek. Bu arada belediye başkanının yanında başkan adayları olmak isteyenler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eklerim arkadaşlar. Oğlum bu çok zor la. Bu arada ses efekti var. Ve %100. Haritaya dön. İşte bu. Reklamları nasıl kaldıracağız? Bana bunun hakkında birisi fikir versin lütfen. Görüşürüz reklam. Tamam. Evet, Ataşehir'de mitingimiz yapıldı. Hatta bir de şöyle bir şey yapalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 157 ile başı çekiyoruz şimdiki hal. İlçenin durumuna bakalım. Çalışanlara morali yüksek. Günlük bütçe getirisi. Bize bütçe getirmiyor lan. Oğlum bütçe getirmediğini düşündüm de şimdi arkadaşlar. Düşünsenize şey, şehri ilk günden bitiyor. Yani bence iyi. Ben beyaz bir leke oldu burada. Güzel oldu. Gün geçelim. 47 gün kaldı. Ben buradan daha fazla para kazanmak istiyorum. Evet, 3 lira getiriyor sonunda. Abi iyi ki paramızı harcamamışız arkadaşlar. Yoksa para kazanamayacaktık. Bu arada ilk seçimleri kaybedeceğiz büyük ihtimal. Şu paraya baksanıza, hiç gelmiyor bile. Bahçelievler içerisinde saadet anketi basına sızdı. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Tamam, Ataşehir'de geliştik. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Kadıköy'e gidelim bir bakalım. Neler var neler yok. İçeride etkinlik yap. Mitingi şunu zaten yaptık. Bir de şunu deneyelim. Bu çok zor diye hatırlıyorum ya. Selamünaleyküm. Korumam yok. Oğlum benim niye korumam yok lan? Köprü, tank, ev, işçi. Köprü, tank, ev, işçi. Köprü, tank, ev, işçi. İşte bu. İşçi, köprü, kitap, tank. İşçi, köprü, tank. Allah kahretsin. İşçi, köprü, kitap, tank. Neydi diğeri? Tekne. Ev, kitap, ev. Ev, kitap, ev, tank. Ev, kitap, ev, tank. Ev. Allah. Kitap. Lan! Ev nerede oğlum? Ev. Tekne, kitap, köprü. Tekne, kitap, köprü, işçi. Tekne, kitap, köprü, işçi. Tekne, kitap, köprü, işçi. Tekne. Ne olur unutmayın. Kitap, köprü, işçi. Neye bassak? Oğlum bitsin artık ya. Tank, köprü, kitap. Tank, köprü, kitap, tren, tren. Tank, köprü, kitap, tren, tren. Tank, köprü, kitap, tren, tren. Abi unutmak istemiyorum. Tank. Ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Bir daha da gelmem abi mitinge falan. Bu ne kardeşim ya? İşte bu, işte bu. Viking Rise mi ne bu? Nasıl sürüklüyor adamları? Zaten reklamlar kısa sürüyor ya. Upuzun sürmüyor arkadaşlar. Upuzun. Evet. Biraz gün geçelim. Paraya ihtiyacımız var. En az bir 3 gün geçelim arkadaşlar. İlk seçimleri kaybettik ya. Vallahi şuna baksana. 40 gün kaldı. Bizim 16 lira paramız anca cebimize girdi. Buralara bir bürolar kuralım. Evet. Totalde buradan da para gelecek. Buraya geldik. 8.94. Çiçek dağıtmak en mantıklısı bu arada. Evet. Artık 6 lira kazanıyoruz arkadaşlar. Günde. İlk seçimleri kaybedeceğiz. Ben Kadıköy'de bir çiçek dağıtayım kardeşim. Ya da bir penaltı etkinliği yapayım. Gel.
Hadi bakalım. Göster bana gücünü. Bunu nasıl yapıyoruz? Daha kolay la bunlar. Seçim yarışı 2024 bu arada bunun yanında çok pasif kalıyor abi. Sadece şu karakterin suratını ekleseler oyun mis gibi oyun olur ha. Baksana da. Hala gerizekalılar ama. Aracı... Evet. Nasıl tuttun lan onu? Top sekti bana geri geldi valla. Neyse moralleri bozmaya gerek yok kardeşim. Bunu yiyecek zaten. Ne oldu lan? Bana şöyle bir ters burun yapayım gel. Al bakalım. Ya topu sürüklesem daha çok gol oluyor ya. Haritaya dön. Oğlum bu niye böyle oyunlar çıkıyor sürekli ya? Lords Mobile. Lords Mobile. Last Fighter. Anket. İlçe başkanlığı kurursak acaba ne olur buraya arkadaşlar? Kuralım. Bana bunun getirisi ne kadar oldu peki? 5 lira. 5 lira, 5 lira, 5 lira. Evet güzel. Gün geçelim. 10 lira kazanıyoruz artık arkadaşlar. 8 lira kazanıyormuşuz. Pardon. Konvoyu geliştirelim bakalım. Oo. Bence daha iyi gibi ya. Özel koruma. 10 liraya alınıyor. Oy oranınızı. Tamam. Bir tane özel koruma molu versin. Haritaya bak. Ya ben çiçek dağıtacağım ya. Bu neymiş? Ona da bakalım be. Partilerle toplantı düzenle. Otur lan yerine. Bu daha kolay gibi lan. Baksanız arkadaşlar vurma animasyonları bile var. Sesleri de var. Şu sövecek bana. Bu da sövdü. Nasıl sövüyorlar la? Helal alkışlayın beni böyle. Oğlum bu niye bitmiyor? Allah kahretsin. Abi şu an %100'de tutmaya çalışmam lazım da daha zor gibi ya. Ya hayır ama haksızlık bu ya. Neyse. Kur'an Birliği Partisi bir daha denemek istiyor abi. Ne bu? Ne oluyor la? Hadi ben kaçtım. Denemek istemiyorum bir daha. Ama kardeşim sizde var ya. Hadi görüşürüz. Yine kaçtım ben. Bronze Sword. Vallahi oyundan çok reklam izledik. Evet haritaya bakalım. 32 gün kaldı bu arada. Oğlum biz burayı nasıl alamadık? Arkadaşlar çiçek dağıtmak dünyanın en mantıklı işi bence. Ben size söyleyeyim. Yine ben. Plastik surat. Al çiçek. Oğlum orada nasıl bir kişiye gitti lan o çiçek? Dayı binanın içine girmiş beni bekleyecek durumdayken. Bu arada içinden geçiyor mu? Geçiyormuş. Tamam çok güzel abi. Al sana çiçek. Bir tek kişi için çiçek attım oraya ya. Neyse rezervimiz sınırsız arkadaşlar. Eğer oynamak isteyenler için linkini verebilirim bu arada oyunun. Yaptığınız video şeyleri de toplulukta vesaire ya da video yapıp paylaşarsınız. Azerbaycanlı gibi oldum. Paylaşırsınız arkadaşlar ve ben de gider bakarım. Evet yani %100 yapmak üzereyiz. Bitti. Alın kardeşim çiçek. Haritaya dön. Şöyle bir oyun yapsalar oynayacağım biliyor musunuz? Bak bak. Tam patlayacakken çekiliyor. Daha dur. Oynuyoruz lan. Hayalim olan oyunu oynuyorum. Allah kahretsin ya. Giderek yandım bu arada. İşte bu. Kadıköy de bizim oldu kardeşim. Ve başkanlığı kuruyorum. Artık günde kaç lira kazanıyoruz? 15 lira. Nasıl la? 20, 10 lira kazanıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Haritaya bakalım. Yani kardeşim. Buna bakar mısınız ya? Buna bakar mısınız ya? Bu ne demek bu arada? Aa reklamlar verebiliyorum. İlçenin parti durumu. Niye düşük peki? Ben buranın arttırmak için neler yapmam lazım? Mesela sizin mutluluğunuz niye artmadı? Ben onların mutluluğunu arttırmaya çalıştım ama onlar beni sevmiyor. Özel koruma da aldım. Tamam haritamıza bakalım. Aa yükselmiş. İşte bu kardeşim işte bu. Hadi gelin size bir para daha vereyim. Hadi bir ikramiye hadi gel. Hadi bakalım al ikramiye kardeşim. Üzülme yeter ki tamam mı? Evet buraya da vurduk abi. Niye sinirlisiniz oğlum bu kadar ya? Evet geri dön. Bir paranın kazanmanın trini bulduk ama ilk seçimleri kaybedeceğiz dediğim gibi. Tamam çok güzel. Ya buraya bunu kurduk mu? Arkadaşlar hala mutlu değiller bunlar ya. Siz niye mutlu değilsiniz? Ben buraya gelmeden önce buranın önce mutluluğunu arttırmam gerekiyor sanırsam. Çünkü olmuyor. Arkadaşlar oyumuzu düşürüyor enayiler. Mesela ilk Ataşehir'de nasıl bir anda birinci olduk hatırlarsanız. Yine birinci olmamız lazım. Bu arada ilk seçimleri kaybettik ama ikinci seçimlerde ortalığı zıplatacağız arkadaşlar. Bak, bak hala aynalar tiplere bak. Ay siz ne biçim adamsınız ya. Vallahi bak benim sinirim bozdunuz ha. Hala sinirli sinirli bakıyorlar. Hadi gel bir şehir turu daha yapayım. Bir şehir turu daha yakışır kardeşim. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Çekleri de adamların kafalarına atıyorum.
Şimdi çiçek atıyorum, tutmuyorsunuz bak. Al çiçek. Bak 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 nasıl tutturuyorum, iyi bakın. Allah kahretsin. Rüzgar hesaplayamadım arkadaşlar. Fırtına var da. Yani %29 nasıl oldu bir anda? İşte bu, işte bu. Nedense şu tek başına oturan adam. Burada çok adam var. Bayrak sallayanlar genelde çok buff veriyor arkadaşlar. Bak gördünüz mü? %47. Hadi oğlum. İşte insanlarla nasıl kaynaşıyorum görüyor musunuz? Ama sanki bu sefer yetişemedik gibi ya. İyi oynamama rağmen daha az puan kastım. Allah kahretsin, %50'ydi ya. Ana. Ana arkadaşlar şunu tip. Level 5. Lan! Kırbaçlıyor. Ana arkadaşlar şuna bak. Ana kalk. Yavrum. I am die. Ben. Dur izleyelim arkadaşlar. Wow. Sen nasıl kurtuldun kanka oradan? Wolf game. Merhaba. Kırbaç yiyen. Arkadaşlar bence iyiydik. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlar. Açıklama kısmından OperaJax veya da sabit yorumlardan OperaJax'i direkt olarak indirip oynaya... Ne? Şaka yapıyorum kardeşim. OperaJax tarayıcınızı kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.